Günaydın. Katılımcılarda durum nasıl? Yılmaz, Elif. Sunuma başlayabilir miyiz? Abi isterseniz yavaştan başlayabilirim. Günaydın. Benim ismim Baki Aydoğan. ASP Otomasyon firmasında Opsi Türkiye ekibinin bölüm müdürü olarak çalışıyorum. Bugün kısa bir bilgilendirmemiz olacak. Ana konumuz Opsi Router. Ama öncesinde kısa bir ASP otomasyon tanıtımı 5-10 dakika. Sonrasında da bir 10-15 dakikada dijital dönüşüm ve dijital dönüşüm içinde Opsi Router'ın oynadığı rolü ben kısaca anlatacağım. Sonra Elif Hanım Opsi Router'ın genel sunumunu yapacak. Yılmaz Bey de akabinde uygulama örnekleri anlatacak bize. ASP Otomasyon firması bu ekranda görünüyorsa ASP Otomasyon firması 2000 yılının başlarında kurulmuş. Otomasyon alanında hizmet veren başlangıçta ABB DCS sistemlerine mühendislik çözümü sunan, sonrasında otomasyon alanında diğer alanlarda da çalışan bir firma. ASP Otomasyon tarif edersek, ASP Otomasyon aslında otomasyon alanında standart çözümler sunan bir firma. Bu standart çözüm dediğimizde ne anlıyoruz? Siz ASP otomasyonla atıyorum bir ABB DCS kurduysanız işletmenizde bunu sonrasındaki upgrade'inde ya da diğer çalışmalarında ABB'nin kendisi ya da farklı bir partneriyle devam edebilirsiniz. Bu standartlara uygun çözümler sunuyor ve işletmenin ASP otomasyona bağımlılığı değil, standartlara uygun bir çözüm olduğu için de sürekliliği açısından önemli çözümlerin. Şirketi kısaca tarif edersek, başında da söylediğimiz gibi anahtar teslim otomasyon sistem kurulumu, tasarımı, uygulaması, PLC veya DCS sistemleriyle konfigürasyon ve programlama hizmetleri. Dijital dönüşüm hizmetleri ki bugün onun bir örneği olan Opsi Router'ı konuşacağız. Sistemler arası entegrasyon. Aynı zamanda otomasyon alanında bakım servis ve teknik danışmanlık. Ve web tabanlı raporlama MES çözümlerimiz de var. O da ayrı bir çalışma konumuz. Şimdi dijital dönüşüm çalışmalarımızın ana aslında amiral gemisi diyebileceğimiz çözüm aslında Kepware'in Türkiye distribütörüyüz. Bu Kepware'le biz otomasyon alanında kullanan işte PLC'lere, RTU'lara, CNC tezgahlarına ve değişik üretim ya da dağıtım gibi sistemleri kontrol eden kontrolörlere erişmenizi, bağlanmanızı sağlıyoruz. Kepware'in 2003 yılında Türkiye'deki distribütörlüğünü aldı ASP Otomasyon ve 18 yıldır Türkiye'de bunu başarıyla yürütmekte. Buradaki birçok firmayla da tanışıklığımız aslında Kepware ile birlikte başladı diyebiliriz. Şimdi dijital dönüşüm konusu çok geniş bir konu ama biz kısa özet olarak bu konuda birçok bilgi almışsınızdır. Birçok arkadaş belki çok daha derinlemesine bilgi sahibidir. Ama biz kısa bir gündemimizle ilgili kısa hatırlatmalarda bulunup sonrasında da günümüzün konusu olan Opsi Router'a geçeceğiz. Opsi dijital dönüşümün den önce aslında dijital dönüşüm son dönemlerde kullanılan bir kavram. Öncesinde ne bahsediyorduk biz? Endüstri 4.0, Endüstriyel IoT yani IIoT,
endüstriyel nesnelerin interneti. Bunlara giderken baktık ki yapmamız gereken bazı hazırlıklar var. Yani burada dijital dönüşümü biz bir IoT uygulamalarına, yani yalın endüstriyel IoT uygulamalarına hazırlık için buradaki bunları yaparak da ne yapıyoruz biz aslında yapacağımız sahada uygulayacağımız işlerin adaptasyonunu ve fayda süresini hızlandırmayı hedefliyoruz ve gelecek teknolojilere de uyumlu olmayı hedefliyoruz. Burada dijital dönüşümle hedeflediğimiz birazcık Endüstri 4.0'a, IoT'ye hazırlık diyebiliriz. Tabii buradaki gelecek teknolojiler dediğimizde de hani yapay zeka gibi yapay zekanın endüstriyel uygulamaları diyebiliriz. Şimdi bu IoT çözümlerinin temel bileşenlerine baktığımızda verilere bir standart erişim gerekiyor. Sonra bunların bir mimari oluşturup bunun da tekrarlanabilir bir mimari şeklinde işletme içine yayılabilmesi. Tabii tüm bunları yaparken de gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ihtiyacı doğuyor. Özellikle siber güvenlik. Burada esnek tekrarlanabilir mimari konusunda Observatory bize için güzel uygulamalardan biri. Verilere standart erişim konusunda KEF veri biliyorsunuz bu konuda oldukça güçlü bir OPC server. Güvenlik önlemleri konusunda da yeni bir çözümümüz var. Ondan da kısaca birazdan bahsedeceğim. Şimdi bu bilgiler aslında bir önceki yılın verileri. Son bir yılda ne değişti? Onun verilerini de gelince tekrar paylaşırız. Ama önceki yıldaki elde edilen veriler bu 2020 ve öncesi diyelim. Öncesi 2020 öncesi bu 2020'de bizim elimizdeki veriler. Pilot projelerin önemli bir kısmı pilot proje aşamasında kalıyor. Sonra uygulama aşamasına geçmiyor. Çünkü öncesinde işletmelerde bazı eksiklikler var. Onların tamamlanması şeklinde sonuçlanıyor. Sadece %30'u pilot projeden uygulama aşamasına geçmiş bu IoT uygulamaların. Ve bunu 3 ayrı araştırma şirketi de benzer tespitleri var bu konuyu araştıran. İşte McKinsey, NNS Research ve Forrester. Bunu direkt %30 derken McKinsey, işte NNS demiş ki %72 pilot projeme aşamasında sıkışıp kaldık diyor. Forrester'da sadece %25 ile %30'cu POC'nin yani pilot projenin ötesini, proof of concept'in ötesine geçebildiğini belirtiyor. Şimdi bu pilot projeden daha öteye geçememe nedenleri neler diye baktığımızda sahada kullanılan çok farklı ortamlar ve farklı işte karmaşık sistemlerden bahsediyoruz. Network'e bağlı olmayan makineler, yani bizim de çok karşılaştığımız bir durum. Yani hani bir OT, IP, network altyapısı yok veya cihazların ethernet bağlantısı yok. Dolayısıyla bunlara veri okumak, yazmak bir noktadan veri okuyup yazmak zor. Buradaki altyapının öncelikle tamamlanması lazım. Ve bu iş işletmeleri bir yıldan daha uzun süre meşgul ettiği için pilot projenin başarısını etkiliyor. Yani belki dijital dönüşümdeki yapılması gereken temel işlerden biri bizim üretim ortamındaki kontrolörlerin hepsini bir IP network'üne, bir OT intraneti diyelim, bağlamak gerekiyor öncelikle. Yani biz bir noktadan örneğin KEP veri kurduysak, tüm bu noktalara, tüm bu kontrolörlere ping atabilirse bunlardan istediğimiz tekleri çekebilir ve bunları uygun şekilde işleyebiliriz. Ama bunun yapılması da sahada bazen duruş gerektiren işler olduğu için uzun süreli bir iş. Hazırlıkların önemli bir ihtiyacı bu. Sonrasında bu verilerin birbiriyle bir entegrasyonu sağlanmalı. Eğer bunu özellikle şeyle yaparsak,
Bu veri entegrasyonu uçta, yani işletmenin içinde ek çözümler diye geçiyor bunlardan. Ek çözümlerle bunu sağlarsak, verileri entegre edip merkezdeki holding merkezi ya da cloud sistemlerine o şekilde aktarırsak, bu verileri anlamlandırmak ve buralardan işte kestirimci bakım gibi, verimlilik gibi veya daha önce sonrasında gidecek dijital twin gibi çözümlere daha kolay ulaşabiliriz. Buradaki verileri entegre etmek lazım. Tüm verileri olduğu gibi ham şekilde holding merkezine, bu IT data warehouse'a ya da cloud'a göndermek hem çok maliyetli, gereksiz verileri de göndermiş oluyorsunuz, hem de merkezde işleme için daha çok, ilişkilendirme için daha çok uğraşmanız gerekiyor. Yani birçok verinin içinden gerekli bilgileri ayıklamak gerekiyor. Biz gerekli bilgileri uçta ayıklayıp entegre edip gönderirsek, bu da bizim IoT uygulamamızı, dijital dönüşüm uygulamamızı daha başarılı hale getiriyor. Bu konuda aslında yeni çıkan bir DataOps kavramı var. Burada da Hivite isimli bir ürünümüz var. Onu da gelecek hafta anlatacağız. Bir saatlik yine bir sunum. Katılabilirseniz seviniriz. Tabii tüm bunları yaparken işletmelerde siber güvenlik de daha bir önemli hale geliyor. Halihazırda da önemli. Özellikle IT tarafındaki kişilerin çok ilgilendiği bir konu. Özellikle son kullanıcıya değen ürünü olan firmalar için çok hayati bir konu. Ama bizim işletmelerimiz de artık dış dünyaya açık, ulaşılabilir sistemler olduğunda buradaki siber güvenlik önlemlerini de almak lazım. Bu konuda da Endüstriyel Defender adında bir siber güvenlik uygulamamız var. Onu da 2 hafta sonra anlatacağız. Yine bir saatlik bir sunum. Şimdi ASP otomasyonun ürün ailesine diye baktığımızda ve ortaklıkları ve ürün ailesine diye baktığımızda, bir otomasyon katmanında ABB'nin VPP'si olarak çalışıyoruz. ABB DCS konusunda firmamız oldukça yetkin. Birçok sektörde, özellikle işte çimento, kağıt, enerji, demir çelik gibi alanlarda gerçekleştirdiği başarılı projeler var. Rockwell otomasyonun PLC'leriyle de çözümler sunmaya başladık. Otomasyon alanında bu iki ürün ailesiyle, ABB ve Rockwell otomasyonun Elin Biretli, Factory Talk gibi çözümleriyle çözüm üretiyoruz. Hem bu otomasyon alanında yaptığımız bu işlerin yanı sıra, connectivity alanında da Kepware ile sahada bulunan, işte önceki hafta bahsettiğimiz gibi 160'tan fazla farklı marka model, işte PLC, RTU gibi sistemlerden veri toplayabiliyoruz. Bu topladığımız verileri de In-Rain Observatory çözümüyle farklı, işte SQL olmayan DB'lere aktarabiliyoruz ve burada şekillendiriyoruz ki bugün biraz daha detaylı Observatory konuşma fırsatımız olacak. Hivite Intelligent Hub ile ise bu veri entegrasyonu alanında kendine has ve çok hızlı gelişen bir ürün. Bu ürünün Türkiye distribütörüyüz. Ve burada bu slide içinde yer almayan, tüm bu alanlara hizmet veren, otomasyon alanındaki sistemler için siber güvenlik çözümü olan Endüstriyel Defender'ın da Türkiye distribütörüyüz. Ben bundan sonra Observatory'u anlatmak üzere sözü Elif Hanım'a devrediyorum. Başarılı bir
etkinlik olmasını diliyorum. Herkese sağlıklı günler. Teşekkürler Baki Bey değerli sunumunuz için. Herkese merhaba, ben Elif Karadeniz. Opis Türkiye ekibinde dijital dönüşüm uzmanı olarak çalışıyorum. Ben de şimdi Opis Router'un yeteneklerinden bahsedeceğim. Opis Router yeni nesil bir endüstriyel connectivity yazılımı. Şu anda acaba ekranımı görüyor musunuz? Tamamdır. Bir saniye. Opsi Router nedir? Ne yapar bakacak olursak yazılım tabanlı bir haberleşme protokolüdür. Çok sayıda plugin'i, eklentisi bulunmaktadır. OPC serverlardan aldığı verileri SAP, ERP gibi IT sistemlerine aktarır. Kusura bakmayın, ufak bir aksaklık oldu. Şimdi geçen hafta katılamayanlar için bir özet olması açısından önce kısaca bir Capsule Rex'ten bahsetmek istiyorum. Devamında da OPC Router'ın yeteneklerinden bahsedeceğim. Fabrikamızda herhangi bir sunucuya Capsule Rex'i kuruyoruz. Capsule Rex sensörlerden, robotlardan, motorlardan, PLC'nin konuştuğu kendi native driver'ları aracılığıyla kendi bünyesinde verileri topluyor ve bunları istemci yazılımlara aktarıyor. Capsule Rex'in 150'den fazla driver'ı var. PLC, DCS, RTU gibi onların bağlı olduğu mikserler, valve'ler, CNC'ler, pompalar olabilir. Bu gibi sistemlerden bunların native protokolünden verileri alıyor ve bunları yine istemci yazılımlara OPC formatında aktarabiliyor. Standart bir haberleşmesi olmayan third party bir cihaz olabilir. Bunlar barkod okuyucu, Kantar olabilir. Capsule Rex'in Yukon driver ile basit bir driver geliştirerek haberleşmeyi sağlayabilirsiniz. Bugnet driver'ı var. Bina otomasyonunda, denizcilikte, iklimlendirme sistemlerinde kullanılıyor. Capsule Rex özel cihazlarla da haberleşebiliyor. TuttleFlow gibi. IT cihazlarından SNMP protokollerinde veri aktarımı sağlanabilir. Örneğin bir tane modemden şirketteki network trafiğini gözlemleyebilirsiniz. Third party bir OPC sunucudan ya da bir DCS sisteminden OPC client driver ile aynı zamanda bir OPC istemcisi de olabilir. OPC Router kısmına gelecek olursak da OPC Router Capsule Rex gibi OPC serverların üzerine kurduğumuz bir yazılım. OPC Router modüllerden oluşuyor. Eklenti bazlı çalışıyor. Telegram modülü var. Detayları birazdan da anlatacağım. Çift yönlü trigger'ı var. Ve anlık bildirim alıp gönderebiliyoruz. Mail eklentimiz var. Mailin içinde resim gönderebiliriz, Excel dosyası ya da hata mesajlarını gönderebiliriz. RFID eklentisi var. Barkod eklentisi var. Bundan daha detaylı ileriki slaytlarda da bahsedeceğim. Barkod okuyucu bağlayabiliyoruz ya da kendimiz de barkod oluşturabiliyoruz. Printer eklentisi var. Birçok printerla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Charm cihazıyla bağlantısı var. Charm cihazı spesifik bir cihaz. Süt endüstrisinde kullanılıyor. Sütün içerisindeki antibiyotik miktarını ölçmek için kullanılan bir cihaz diyebiliriz. JSON, XML, .NET gibi bağlantılarla siz kendi uygulamanızı OPC Router'a entegre edebiliyorsunuz. MQTT ve REST için sınırsız tek bağlantımız var. OPC Router SAP sertifikalı bir ürün. SAP ve ERP sistemleriyle entegrasyonu bulunmakta. Biraz database'lerden bahsedecek olursak, endüstride kullanılan database'lerin %95 ile entegrasyonumuz var. MySQL, MS SQL, SAP HANA, ODBC taban database'ler gibi. Aynı zamanda NoSQL database'lerle de çalışıyor. InfluxDB, MongoDB gibi.
Excel eklentimiz de mevcut. Yani aslında burada endüstride belli başlı olan modülleri aldık. OPC Router'ın daha fazla eklentisi de bulunmaktadır ve sürekli gelişmeye devam etmektedir. Şimdi biraz OPC Router'ın kazandırdığı yeteneklere bakacak olursak, grafiksel bir kullanıcı arayüzü var ve sürükle bırak ile konfigüre ediliyor. Bu sayede de uzmanlaşmaya gerek duymadan kolay bir kullanım sunuyor. Ve bu da maliyet ve zamandan tasarruf sağlamamıza yardımcı oluyor. Bütün veri transfer tipleri için standart bir arayüzü var. Yani siz ister SAP eklentisi kullanacak olun, ister Telegram eklentisi, hepsinin tasarlama ekranı aynı. Ve yüksek oranda ölçeklenebilirliği sayesinde büyük proje araçları oluşturmanıza yardımcı oluyor. Kullanıma hazır çok sayıda eklentisi bulunuyor. Ve rekabetçi bir fiyata sahip. CatBair ve OPC Router'ı kısaca karşılaştıracak olursak, CatBair'i zaten biliyorsunuz. Pazar lideri, OPC teknolojisinde en baskın ürün. 160'tan fazla driver'ı mevcut. Birçok marka ve model cihaza bağlanabiliyor. OPC Router'da grafiksel kullanıcı arayüzü var. Lojik ve prosesler yapabiliyorsunuz. SAP tarafında sertifikalandırılmış güvenilir bir eklentisi bulunmakta. REST ve MQTT için sınırsız tek imkanı var. Aynı CatBair'de olduğu gibi yedekli çalışma imkanı sunuyor. OT ve IT birimleri arasındaki bağlantıyı sağlıyor. OPC Router'da CatBair'de olduğu gibi eklenti bazlı lisanslanıyor. Lisanslama mantığı da şu şekilde. Basic bir lisansı var. Onun üstüne ihtiyaç olan eklentiler ayrı ayrı lisanslanıyor. Mevcut birçok eklentisi bulunuyor. Sürekli de büyüyen bir eklenti listesi var. Burada biraz genel proje ayarlarından bahsetmek istiyorum. Detaylı bir veri kaydı var ve bu da çok önemli aslında. OPC Router farklı platformlara bağlanıyor dedik ya. Her bir platformdan gelen veriyi ve giden veriyi dilediğiniz süre için kaydediyor. Veriler sağlıklı bir şekilde gelmiş mi, sağlıklı bir şekilde gönderilmiş mi kontrol ediyor. Sürükle bırak şeklinde bağlantı oluşturuyoruz. Birazdan demomuzda da canlı göstereceğiz. Her bir bağlantı bağımsız olarak aktif yapılabiliyor. Mesela yeni bir bağlantı yaptınız. Diğer bütün çalışmanızı etkilemeden sadece o bağlantıyı aktif yaparak testlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gözlem ve etkileşim diagnostik kısmına bakacak olursak, burası da gerçekten önemli. Buradaki her bir yeşil nokta execution zamanını gösteriyor ve yeşil noktalar şunu temsil ediyor. Ben veriyi sağlıklı bir şekilde aldım ve sağlıklı bir şekilde hedef sistemle paylaştım. Eğer bu noktalar kırmızı olursa, örneğin database'de bir sıkıntı oldu. Burada database'i komple kırmızıya boyuyor ve bize hatanın nerede olduğunu gösteriyor. Hatanın neden kaynaklandığını hata kodu olarak da yine gönderiyor. Proje import ve export kısmı, kendi know-how'ınızı koruyabiliyorsunuz. Projenin tamamını ya da belirli kısımlarını export edip dilediğiniz gibi paylaşabiliyorsunuz. Ya da bir proje denediniz, olmadı. Aldığınız backup'ı geri yükleyerek kullanabiliyorsunuz. Mevcut yazıcı eklentilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Zebra yazıcılar, Domino, Videojet, Volke, Windows printerlar, jenerik printerlar. Bunlarla doğrudan bağlantımız var. OPC Router'ın kendi içinde bir barkod tasarlama ekranı bulunmakta. Burada kare kod veya endüstriyel barkod tasarlayabilirsiniz. Örneğin SCADA'dan gelen veriler olabilir, operatörden gelen veriler olabilir, üretimden gelen veriler. Bunları ihtiyacınıza göre dizayn edebiliyorsunuz. Barkod bastırıp SQL'e kaydedebilir ve geçmişe dönük olarak da takibini yapabilirsiniz. E-mail eklentisi için de veri tabanından veri çekebiliyoruz ve bu maile çeşitli dosyalar eklenebiliyor. Örneğin PDF, fotoğraf, Excel dosyası gibi. Anlık değerler de e-mail eklenebiliyor. Telegram eklentisi var demiştik. OPC Router üzerinden Telegram grupları oluşturabiliyorsunuz. Bunlara Telegram botu deniyor.
Mesela bir fabrika düşünün. İçerisinde bakım bölümü var, üretim bölümü var, IT bölümü var. Her bölüm için farklı Telegram grupları oluşturabiliyorsunuz. Office router'ı kurdunuz ve belirli durumlar için alarmları oluşturdunuz. Bir durum oldu diyelim ki sizin belirlediğiniz bir şekilde, örneğin bir eşik değeri aşıldı. Dilediğiniz gruba anlık bildirim gönderiliyor. Aynı WhatsApp mesajı gibi. Aynı zamanda Telegram üzerinden siz de komut gönderebiliyorsunuz. Ve bu komutları kimin gönderebileceğini yine siz seçiyorsunuz. Yani kullanıcıları da yönetebileceğiniz bir arayüzü var. Etiket yazdırma kısmında da ihtiyacınıza göre özelleştirilmiş barkod tasarlayabiliyorsunuz ve istediğiniz şekilde tetikleyebiliyorsunuz. Barkodu belli sıklıklarda bastırabiliyorsunuz. SAP entegrasyonu var. Yani normalde Office'ten alınan verileri SAP'ye göndermek istersek SAP tarafında MMI modülün olması gerekiyor. Ama Office Router MMI modülü olmadan RFC, BAPI, IDOC gibi sertifikalarını kullanarak direkt bağlanıyor. SAP içerisine browse edebiliyor ve çift yönlü bir haberleşme sağlıyor. Yani Office'ten aldığımız verileri SAP'ye, SAP'ten aldığımız verileri de Office'ye gönderiyoruz. Aynı zamanda SAP HANA ile de bağlantımız var. Yine burada ayrıntılı bir şekilde SAP MMI gerekmediğini vurguluyoruz. Yani özellikle sistem integratörü firmaların proje maliyetlerini yükseltmeden rekabetçi bir fiyat ile verilerin SAP tarafına aktarılmasını sağlıyor. CapsureX'te olduğu gibi Office Router'da yedekli bir çalışması var. Kritik proseslerde Office Router'ın yedekli çalışması tercih ediliyor. Yani Office tarafında benim anlatacaklarım aslında bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya Salı saat 10'da Highbyte ürünümüzün webinar olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Sizleri de orada görmekten mutluluk duyarız. Şimdi demo uygulamamız için sözü Teşekkürler Yılmaz sunumunuz Bey'e için. bırakıyorum. Herkese iyi günler dilerim. Elif, teşekkür ederiz sunumun için. Herkese merhabalar tekrardan. Şimdi OPC Router'la kısa bir demo yapacağız. Hızlı bir şekilde ben ekranımı paylaşayım. Şu an ekranımı görebiliyorsunuzdur umarım. Burada OPC Router'ın arayüzünü görüyoruz. Hemen sol tarafta bizim halihazırda kullanabildiğimiz plugin listemiz mevcut. Bu listeden her plugin için gerekli konfigürasyon ayarlarını yapıyoruz. Burada OPC Server olsun, database bağlantıları, NoSQL bağlantıları veya en basitinden e-mail ve Telegram bağlantılarını buradan yapıyoruz. Bugün yapacağımız demoda da demo şu şekilde ilerleyecek. PLC'den okuduğumuz sıcaklık değerini aynı anda hem MQTT yayını yapacağız, hem bir SQL database'e yazdıracağız, hem de Telegram'la mesaj atacağız. Bunun için öncesinde 4 farklı bağlantı ayarını yapmamız gerekiyor. Veri kaynağı olarak OPC Server'ımız var. Bir aşağıda çalışan. OPC Server hemen sol tarafta OPC UI'ya gelerek o daha önce oluşturduğum OPC Server bağlantısına giriyorum. Burada belirtmem gereken tek şey IP adresim ve port numaram. Lokalimdeki OPC Server'a bağlandım. Portum da 49.320. Yine ikinci olarak sertifikalı haberleşeceğim için yine buradan artıdan ben daha önceden sertifika oluşturmuştum. O sertifika üzerinden devam edeceğim. Oluşturduğum sertifika üzerinden. Burada hangi security değerlerini kullanacaksam onları belirtiyorum. Daha sonra check connection diyerek bağlantımı test ediyorum ve OPC Server'ıma client olarak OPC Router'ım bağlanmış konumda. Ve okey diyorum. Yine bir SQL bağlantım olacağı için bir OPC SQL bağlantısı oluşturdum. Burada OPC Router
hızlı bir şekilde network'teki SQL veri tabanlarını sorguluyor ve buluyor. Buradan server'ımı seçiyorum. Yine içerisinden database'imi seçiyorum. Windows Authentication veya SQL Authentication şeklinde bağlanıyor. Ben SQL'e kullanıcı adımı, şifremi girdim. Herhangi bir bağlantı durumunda hata olursa ikinci farklı bir server'a da yazma yapabiliyor. Failover settings o anlama geliyor. Bağlantı ayarlarında da yine timeout sürelerini ve ikinci bir bağlantılar varsa onların sürelerini belirlediğimiz yerler diyebilirim. Yine check connection diyorum. Database'ime bağlandım. Okey diyorum. MQTT bağlantım olacak. Bir broker'a bağlanacağım. Yine isim verdim. Cloud profili uzatırsam standart MQTT yayını yapabiliyor ve hali hazırda piyasada sıkça kullanılan Google Cloud'a, Amazon AWS ve Azure Cloud'a MQTT yayını yapabiliyor kendi özelliğinde. Ben şimdilik MQTT standardı seçiyorum. Burada bir de connection properties'de broker'ımın adresini, portunu belirtmem lazım. Yine MQTT'ye özel client ID ayarları olsun, kullanıcı adı, şifreler, sertifikalar, versiyon ayarları mevcut. Yine check connection diyorum ve MQTT broker'ıma da bağlandım. Okey diyorum. Son olarak bir de Telegram bağlantımız mevcut. Burada Telegram uygulamasının içerisinde Botfather'da bir bot oluşturduk. OPC alt-tire router alt-tire webinar bot şeklinde. Bunu siz de ulaşabilirsiniz bu bota. Burada tek yapmamız gereken Telegram'ın bize verdiği token'ı, ID'yi buraya kopyala yapıştır yapmak. Daha sonrasında geri kalan her şeyi Telegram ve OPC router hallediyor diyebiliriz. Şimdi hemen sol taraftan bağlantılara geliyorum. Burada benim hali hazırda çalışan bağlantılarım mevcut. Ben buraya OPC günleri olarak bir klasör oluşturmuştum. Bu klasöre bir bağlantı ekleyeceğim. Bugünün tarihini veriyorum. 06.04.2021 olsun. Enter diyorum. Bana bir tasarım ekranı veriyor. Bu tasarım ekranında bütün bağlantılarımı sürükle buraklı gerçekleştireceğim yer diyebilirim. Hemen sol tarafta gördüğünüz bir Transfer Objects menüsü var. Burada bizim az önce ayar konfigürasyonlarını yaptığımız işte OPC kaynakları, database kaynakları, MQTT, Telegram, e-mail ve hatta OPC router'ın doğrudan Euromap 77 driver'ları mevcut. Euromap 77 ve 63 için bloklar, Mongo InfluxDB blokları. Burada bütün bloklar mevcut bağlantılar için, pluginler için. Bir de aynı pluginleri plugin'e özgü trigger edebiliyoruz. Onların trigger seçenekleri de mevcut. Şimdi veri kaynağı olarak bir OPC server eklemiştim. OPC trigger'dan her data değişimine göre bir trigger seçiyorum. Nereden erişeceğim bu OPC server'a? Az önce oluşturduğum OPC server'dan hangi tag'i çekeceğim içerisinden browse ettiğimde bir Modbus channel'ım var. Altında M340 PLC'nin içerisinde PT100 değerim mevcut. Bunu seçiyorum. Seçmiş. Burayı close diyorum. Metadata output'u da seçerek value'yu alacağım içerisinden. Bir database'im olacak. Database'e yazdıracağım. Database bloğumu çekiyorum. Database için oluşturduğum access point'i buldu burada. Burada insert olsun, select olsun, update olsun, delete veya store prosedürü olmak üzere çeşitli yazma komutları mevcut. Update diyerek burada filtreler oluşturabiliyorum. Store prosedürlere veri yazabiliyorum. Select diyerek basit query'ler burada ekleyebiliyorum. Ama ben şimdi basit bir insert işlemi yapacağım için insert seçmem yeterli. Webinar isminde bir tablo oluşturmuştum daha önceden. Webinar tablomu seçiyorum.
Bu da yazma yapacağım sütunları sağ tarafa gönderiyorum. Okey diyorum. Bir de sistem zamanını alacağım bir variables bloğu çekiyorum. Burada sistem time'ım hazır bir şekilde geliyor global variables'da. Bunu çekiyorum. Okey diyorum. Yine constant değerleri, sabit değerleri alacağım bir bloğum var. Constant values. Bunu da çekiyorum. Burada birim olarak Celsius gelsin. Description olarak PT 100 sıcaklık gelsin. Son olarak da value name olarak da PT 100 gelsin diyorum. Expand seçeneğine basarak bu taglerin, değerlerin data tipini otomatikte de bırakabilirim. String'e de çekebilirim. Tamamen size bağlı. String'e çekiyorum. Okey diyorum. Burada tek yapmam gereken value değerini alıp value'ya götürmek. System time'ı, date time'ı götürmek. Celsius birim, PT100 sıcaklığı description'a, value name'e de PT100'ü götürmek. Şimdi projemi derleyeceğim. Burada set connection'ım mevcut. Go productive dediğimde benim projemi derleyecektir. Şimdi servisimi başlattı. Az önce Elif Hanım'ın bahsettiği diagnostik ekranı da burası. Şimdi şuradan PC günlerine gelirsem burası birazdan trigger olup başlayacaktır. Değeri değiştirelim. Sensörü ısıtarak. Burada bir hata aldık. Sonra şimdi. Şimdi tekrardan yeşile döndü ve trigger'ımız çalışmaya başladı. Ben database'ime gidersem, burada kodumu oluşturmuştum. Tekrardan execute edeyim. Benim PT100 sıcaklık değerimi, value'yu yazmaya başladı. Ben her execute ettiğimde buraya PT100 sıcaklık değerini gönderiyor diyebilirim. Bunu aşağı atalım. Şimdilik servisi durdurayım. Yazma işlemini yapmasın. Tamamdır. Servisim durdu. Bir de MQTT yayını yapacağız demiştik. Hemen sol taraftan bir MQTT bloğu çekiyorum. Broker bağlantımı belirliyorum. MQTT. Bir topic girmem lazım. 2021 OPC webinar olsun. Okey diyorum. Bir text replace ile JSON formatında bir text oluşturacağım. Ne koyacağım buraya? Value değerim gelecek. Default 0 olsun. Value name'im var. Default herhangi bir şey vermeyeceğim. Okey diyorum. Daha sonra birimim mevcut. Unit. Bir de date'im var. Okey diyorum. Son olarak bir de description'ım mevcut. Description ekledim. Data tip olarak burada içerisine girip data tipini integer 64 seçelim value için. Value name için
Value name için string olsun. Unit için string olsun. Okay diyorum. Date için date time seçiyorum. Description için yine string seçebilirim. Burada mesajım olarak öncesinde bir mesaj kod 1002 diyeyim. Altına value gelsin. Daha sonra value değerimi gönder diyorum. Altına unit'im gelsin. Unit'i gönder. Altına şöyle yapalım. Value name gelsin. Unit description. Son olarak da date'im gelsin diyorum. Okay diyorum. Burada yine sürükle bırakla value değerimi value'ya, system time değerimi date'e, Celsius değerimi unit'e, value name'e PT100 sıcaklık. Value bir saniye şurada şunu silelim. PT100 sıcaklığı description'a, PT100'ü de value name'e gönderebiliriz. Daha sonrasında text replace bloğu kendi içerisinde bir JSON dosyası oluşturuyor. Bu JSON dosyasının içeriğini de doğrudan MQTT payload'a gönderiyorum. Yine set connection productive diyorum. Burada yeni yaptığım tanımlamaları yeşil olarak gösterdiğinde bütün bağlantılar doğru bir şekilde yapıldı diyor. Turuncular eski bağlantılar. Onları turuncu gösteriyor. Eğer kırmızı bir bağlantı da olsaydı bağlantıda bir sorun var demekti. Sol taraftan yine benim proje ağacımdaki bütün projeleri, connection'ları, bağlantıları görebiliyoruz. Ben burada bütün servisleri derleyebilirim tek seferde. Veya sadece belirlediğim servisleri de derleyip çalıştırabilirim. Go productive diyorum. Servisimi çalıştırıyor. Tekrardan bağlantı ekranına geliyorum. Şu an kendi içerisinde trigger ediyor. O trigger ederken ben de şunlardan bahsedeyim. Buradaki her yeşil nokta bizim o anlık giden değerleri gösteriyor diyebiliriz. Burada her yeşil noktaya tıkladığımda değerin değişimini görebiliyorum. Şimdi tekrardan yeni değerim geldi. Şöyle hızlı bir şekilde oraya gideyim. Şu an en son giden değerim 36'ymış. Bir MQTT client'ım var hali hazırda çalışan. Bu ücretsiz bir client tamamen. Bir topik ekleyeceğim buraya. Az önce belirlediğimiz topiği ekleyeceğim. OPC webinar 2021'di o da. Subscribe diyorum. Hemen bir kontrol edeyim. 2021 OPC webinarmış. Yanlış girdim. Bundan çıkıyorum. 2021 pardon 2021 OPC webinar diyorum. Bağlantıma kayıt oluyorum ve benim mesajım burada değer değiştikçe geliyor. Şimdi arkadaşım sensörü biraz ısıtacak. Buradaki değer değişimini de göreceğiz. Giderek yükseliyor. Bu şekilde. Buradaki amaç bir veriyi aynı anda farklı farklı istemcilere iletmek diyebiliriz aslında. Sağ taraftaki bütün istemcileri yine burada kullanabiliriz. Bir ERP web servisine gönderebiliriz aynı anda. SAP modülüyle SAP'lere gönderebiliriz. Printerlarla çıktı alabiliriz. NoSQL'lere yazdırabiliriz.
Çeşitli hesaplamalar yaptığımız bloklarımız mevcut. Yine MQTT ile beraber sıkça kullanılan REST formatında da veriyi yayınlayabiliyoruz. Son olarak ben bir de Telegram bağlantımızı ekleyeceğim. Telegram bloğumu sürükle bırak yapıyorum, çekiyorum. Connection'ımı seçeceğim. Telegram connection'ımı oluşturmuştum. Burada receiver all diyorum. Mesaj tipim de text şeklinde gidecek. Burada tabii resim, ses, video, çeşitli dokümanlar da gönderebiliyorum Telegram'da. Buna okey diyorum. Yine text request'teki content'i alıp text mesaja aktarıyorum. Tekrardan bu projeyi derlemem lazım. Set connection productive diyorum. Yeni bağlantımı burada tanımladı ve yeşil olarak verdi bana. Go productive diyorum. Projemi derledim. Şimdi tekrardan diagnostik ekranıma geçtim. Burada hata veriyor. Hemen hataya bakalım. Mesajla ilgili bir hata vermiş. Bunu şu şekilde hemen düzeltelim. Bir tane daha text ekleyeceğim. Text. Telegram all text. Burası doğru. Text replace, single text, burası da doğru. Şöyle hızlı bir şekilde deneme babında value'yu alıp doğrudan text'e göndereyim. Tekrardan projemi çalıştırayım. Tekrardan trigger etmek babında bekleyelim. Burada hatayla ilgili detayları da görebiliyoruz aslında. Güzel oldu bizim için. Aynı projenin şurada hali hazırda çalışan da mevcut. Daha önce deneme yapmıştık. Onun için burada çok zaman süremiz de kısıtlı. Çok zaman kaybetmeden aynı projenin gelen mesajları göstereceğim. Şuradan ben Telegram webime giriyorum. Bu arada hali hazırda sürekli çalışıyordu bu değer. Burada benim bütün mesajlarım değer değiştikçe, değer de sürekli dalgalandığı için değişiyor ve geliyor diyebilirim. Yine siz de OPC Altre Router Altre Webinar botuna kendi Telegram uygulamanızdan girerek buradaki bütün değerleri görebilirsiniz. Demo sunumumuz da bu şekildeydi. Ben servisimi durduracağım şimdilik. Hızlı bir şekilde soru cevaplara geçip soru cevaplardan devam edelim. Eğer varsa burayı stop diyorum. Ekran paylaşımımı durduruyorum. Hali hazırda sorusu olan varsa chatten veya soru cevap kısmından bize iletebilir. Baki Bey, hali hazırda gelen soru yok gibi. Sizin Murat Bey'den bir soru gelmiş. Hemen cevaplayalım. Hüseyin Bey'den de bir soru gelmiş. Bir de İlhan Bey'den bir soru vardı. Evet, onu... İlhan Bey sonradan ayrılması gerekmiş, yazmış. Biz kendisine numarasından ulaşacağız yine.
Ha, şeyle kefeyle ilgiliymiş soruda. Evet. Tamam, Aynen. destek veririz İlhan Bey. Aynen. Güzel. Hüseyin Bey'in sorusu var. SAFE tarafında OPC router'ı tetikleyebiliyor muyuz? Evet, tetikleyebiliyoruz. Hemen tekrardan ben ekran paylaşacağım göstermek babında. Şey diyorum. Şimdi benim sağ tarafta ekranımı da büyüteyim. Sağ tarafta triggerlarımın içerisinde SAP trigger'ım mevcut. Hem RFC'den hem IDOC'dan OPC router'ı trigger edip veri gönderebiliyorum. Tabii şu an halihazırda çalışan bir SAP'miz olmadığı için burada bu konfigürasyonları dolduramıyorum ben. Ama evet, RFC ve IDOC'dan trigger edebiliyoruz. Veri akışındaki kesintiler neden olabilir diye sormuş Murat Bey. Burada birçok sebep var aslında. Hem fiziksel hem OPC server kaynaklı veya OPC router kaynaklı birçok sebep olabilir. Burada yani biraz daha spesifik olabilirse Murat Bey sorunuz, ona göre belki daha kolay yardımcı olabiliriz. Veya herhangi bir sorunla karşıyaysanız doğrudan teknik.destek@opcturkey.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Uzak bağlantıyla size yardımcı olmaya çalışırız. Arkadaşlarım da mail adresini yine chat'ten sizlere gönderiyor olacak. Alper Bey'in bir sorusu var. Değerin değişmesiyle ilgili şartları nerede yazıyorsunuz? Yani sıcaklık 1000 derecenin üzerine çıkınca mesajı gönderebilir miyiz? Evet, tekrardan ekran paylaşacağım ben. Bunu yine trigger bloklarında yapıyoruz. Ben hızlı bir şekilde ekranımı paylaşayım. Şimdi benim burada bir data change trigger'ım var. Ben her data değiştikçe trigger etsin dedim. Trigger et each data change. Ama belli bir yüzdelik farka göre de trigger edebilirim. Belli bir mutlak farka göre de trigger edebilirim. Veya saniyeye bağlı da trigger edebilirim. Yine sağ tarafta benim OPC triggerlarımın içerisinde threshold trigger'ım mevcut. Ben bu threshold trigger'a girince hemen şuradan OPC server'ımı seçeyim. Altına da PT yüzümü seçiyorum. Burayı kapatıyorum. Burada threshold değerini belirleyip büyüktür, eşittir veya küçüktür, eşittir tarzında if seçenekleri seçebiliyoruz. Yine farkı yüzdelik deadband ya da mutlak deadband ile farkı ayarlayabiliyoruz kendi içimizde. Aslında bu şekilde Murat Bey'in sorusunu da cevaplamış olduk. Burada OPC verisi için birçok data trigger tipi mevcut. Bunların hepsi kullanılabilir. Yine burada data change'imizin herhangi bir veri kaybı olduğunda nasıl trigger edeceğiyle ilgili bir trigger seçeneğimiz mevcut. 10 saniyede bir sürekli kontrol ediyor veri kaynağını. Bit trigger, event trigger'ımız gibi çeşitli trigger seçeneklerimiz de mevcut burada yine. Tekrardan sorulara döneyim ben. Ekran görüntümü durdurup. Fiyat listesiyle ilgili bir soru gelmiş. Yine isterseniz arkadaşlarımız webinar bitiminde Murat Bey size fiyat listesini mail olarak atsın. Fiyatlarımız bu arada halihazırda web sitemizden de ulaşılabilir. Açık fiyat politikası izliyoruz OPC Router tarafında. Web sitemizde ben yine chatten yazayım. www.opcturkey.com. Arkadaşlarımız da size fiyat listesini iletiyor olacaklar. Başka soru var mı diye bakıyorum. Alper Bey'in sorusunu cevapladık. Murat Bey'in sorusunu cevapladık. Hüseyin Bey'in sorusunu cevapladık. Baki Bey, şu an hali hazırda başka soru kalmamış gibi sizin ekleyeceğiniz. Script, Alper Bey, script yazabiliyor muyuz diye bir soru sormuş. Evet, basit scriptler yazabiliyoruz kendi içerisinde. .NET,
XML JSON formatında scriptler yazabiliyoruz. Bu scriptlerin içerisindeki inputları, outputları belirleyip az önce kullandığımız text replace gibi bir bloğun içerisinde bu inputları, outputları kullanabiliyoruz. Webinar kaydımızı YouTube hesabımıza yükleyeceğiz. Sunumumuzu da siz katılımcılarımıza webinar sonrasında PDF olarak atıyor olacağız. Caps Server pluginleri incelendiğinde burada bahsedilenlerin pluginleri çoğu mevcut gözüküyor. OPC Router buradan nerede devreye giriyor? Çok güzel bir soru aslında. Caps Server pluginlerinin evet hepsi içerisinde mevcut ama OPC Router'da ek olarak NoSQL pluginleri mevcut. Script yazabildiğiniz pluginler mevcut. Veya driver kısmında Euromap 77 pluginleri mevcut. Bunlar fark olarak devreye giriyor diyebilirim. Bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Son olarak Emre Bey de basic lisans neleri kapsamaktadır diye sormuş. Emre Bey isterseniz webinar bitiminde size OPC Router basic lisansın içeriğini mail olarak aktaralım. Hatta bunu bütün katılımcılarımıza mail olarak aktarabiliriz. Yılmaz, aslında Kepware ile OPC Router arasındaki hani benzerlik ve farklarla ilgili ben de müsaadenle bir iki şey ilave etmek isterim. Şimdi burada aslında o Elif'in sunumunda vardı. Kepware daha çok orada hani ifadelerden biri Shopflow'a yakın. Yani işletmedeki Kepware'in güçlü tarafı, güçlü kası driver listesi. Çok fazla sayıda cihazı tanıyabiliyor, sahada kullanılan cihazları. Tabii ki Kepware ilk başta OPC server olarak başladı. Sadece OPC, UA ve DIA ile paylaşıyordu ama daha sonraki işte bu bildiğimiz data logger eklentisiyle olsun, MQTT ile eklentisiyle olsun değişik işte database'lere veya IT sistemlerine veri paylaşabiliyor. Ha, şeyin buna benzerleri ne dersek, benzeyen iki özelliği var aslında. Bir tanesi MQTT, her ikisinde de var. Bir de Euromap 63 her ikisinde var. Onun dışındaki Excel eklentisi de var, onu da diyebiliriz. Ama işte Telegram eklentisi olsun, barcode, RFID eklentisi olsun, işte SAP ile sertifikalı direkt iletişim olsun, Kepware'de işte SQL database'lerle data logger eklentisiyle var ama şeyde OPC Router'da non-SQL DB'lerle de bir doğrudan veri okuma yazma mümkün. Tabii bunu Kepware'de şeyle de yapabilirsiniz. MQTT lisansıyla da yapabilirsiniz. O ayrı bir opsiyon. Kepware'den aldığınız verileri IT katmanında değişik yerlere taşımak için işte printer eklentisi de bahsetmiştik. Süt endüstrisindeki çam cihazı daha ayrı bir konu, daha spesifik bir konu. Bu alanlarda bir boşluk dolduruyor diyebiliriz. Ve burada işte senin az önce bahsettiğin scriptler yazma yeteneği var. Tabii buradaki Kepware'in rolü farklı. Yani Kepware birebir rakip değil, onun tamamlayıcısı bir ürün diyebiliriz. Aynen öyle. Teşekkürler Baki Bey, son katkılarınız ben için. Ben teşekkür ederim. Süremizi de doldurduk yavaş yavaş. Kimsenin fazladan vaktini de almayalım. Bütün katılımcılara vaktini ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Yine burada ben başka bir şey daha söyleyeceğim Yılmaz, kusura bakma seni kestim ama. Burada şimdi yine şeylerle ilgili, fiyatlarla ilgili bir sorular var, doğal olarak var. Burada Kepware ile OPC Router'ın her ikisinde de biz liste fiyatlarını yani fiyat listesini şeyde yayınlıyoruz web sayfamızda. opcturkey.com web sayfasında bunlar yayınlanıyor. Yani bir de bu ürünlerin bir güzelliği de şu, yani birçok sektörde
ürünü alırsanız siz ilk satın aldığınızda çok iyi indirimlerle alırsınız ama sonra sürpriz fiyatlarla karşılaşırsınız. Hem Kefe'de hem Opsi Router'da öyle bir şey yok. Yani siz eklerken ne bedel ödeyeceğinizi baştan biliyorsunuz. Sürpriz bir fiyat yok. Ama onun dışında tabii belli koşullarda biz de bu fiyatlardan biraz indirim yapabiliyoruz ama fiyatlar zaten bazı ürünler vardır. Bu üründe indirim yapılacak şekilde fiyatlar biraz şişirilmiştir. Bizdeki fiyatlar aslında şişirilmiş fiyatlar değil. Normal fiyatları biz paylaşıyoruz. Mümkün oldukça kolay erişilebilir olması için. Sonra gerekirse işte proje hacmi çok büyük olursa ya da ne bileyim peşin ödeme olursa özellikle bakım anlaşmalarında sürekli yenileme olursa oralarda özel indirimler yapabiliyoruz. Yani şeyimiz fiyat politikamız son derece şeffaf. Evet. Teşekkürler Baki Bey. Bunları da belirttiğiniz için önemli konulardı gerçekten. O zaman son kez herkese katılımı için teşekkürler. Vaktiniz için teşekkürler. Gelecek hafta modelleme ve DataOps çözümümüz olan HiByte'ın webinarı mevcut. Webinar başlangıcında belirttiğimiz gibi yine katılmak isterseniz sizlere gerekli linkleri paylaşıyor olabileceğiz. Herkese iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler. Evet.